Öğrenciler, bugün okul bahçesini temizleyeceğiz. İki gruba ayrılın. Birileri çöpleri toplayacak, diğerleri ise çöpleri çöp poşetlere dolduracak. Okul bahçesi ortak alandır ve hepiniz bahçemizin temizliğine katılmalısınız. Gençler bahçeyi temizlediler. Bahçenin güzelleştirilmesi tüm öğrencilerin yararına olsa da söz konusu bu etkinlik onların tercihine göre yapılmamıştı ve onlar çöp sorununun nasıl çözüleceğine dair önerilerde bulunamadılar. Temiz bahçe. Öğrenciler, okul bahçesi yine kirlendi ve temizlememiz gerekiyor. Geçen hafta yaptığınız gibi iki gruba ayrılın. Başka önerileriniz de var mı? Öğretmenim, bahçeyi temizleyeceğiz ancak bu defa çöpleri almaları için kamu temizlik hizmetini de çağırmamız daha iyi olur. Çünkü çöpler hala bahçede duruyor. Hepiniz bu fikre katılıyor musunuz? Evet! Gençler bahçeyi yeniden temizlediler. Bu defa kamu temizlik hizmetlerinin de çağrılması önerisinde bulundular. Kararların alınmasında kısmı gönderiyorlar. Temiz bahçe. Öğrencilere kısmen danışılmıştır. Onların önerisi kabul edilmiştir. Etkinliğe dış hizmetler de dahil edilmiştir. Öğretmenim, okulun çöp teneklerine ihtiyaç duyduğunu bulduk. Çünkü çöpler sürekli birikiyor. Okul müdürüne ve belediyeye yazı yazıp çöp kutuları koymalarını, kamu temizliği hizmetlerinin ise daimi olarak toplamasını teklif edeceğiz. Okul müdürüne ve belediyeye bir mektup göndereceğiz ve sepetleri kurmayı ve düzenli olarak almayı teklif edeceğiz. En iyisi cam, plastik ve diğer çöp için ayrı çöp kutularının olmasıdır ki çöpleri ayrıştırabilelim. Bahçede ağaç dikme etkinliği de düzenleyebilir ve yardım etmeleri için velileri çağırabiliriz. Çok iyi fikirler çocuklar. Çok iyi. Hepinizle gurur duyuyorum. Çöp ayrıştırma konulu eğitici afişler de hazırlayıp koridora koymamızı istiyor musunuz? Evet! Gençler bahçenin düzenlenmesi için girişimde bulunuyorlar. Sürecin başından sonuna kadar kararların alınmasında tam katılımı sahipler. Onlar fikirlerinin uygulamaya geçtiğini gördüklerinde memnuniyetleri iki kat artıyor. Bu, gençlerin karar alma ve uygulamaya gerçekten nasıl katıldıklarına bir örnektir. Temiz bahçe. Öğrenciler etkinliğin girişimcisidir. Öğrencilere tamamen danışılmıştır. Onların önerileri kabul edilmiştir. Etkinliğe çok sayıda dış katılımcı dahil edilmiştir. Temizliğin muhafaza edilmesi için öz sorumluluk hissediyorlar. Etkinliğin etkileri uzun vadelidir. Öğrenciler gelecekte başka etkinliklere girişmek için heveslendiler.